Merhaba sevgili yemeği severler. Yasaklar kalktı. Hepimiz sayfiye yerlerine koşturduk gittik. Ben de hanımı, çocuğu, çoluğu aldım. Sayfiye yerine yazlığımızın bahçesine geldim. Az önce de havuzdan çıktık. Şimdi de taze fasulyeyi yedik. Ağırlık basmak üzereydi ki dedim ki hadi kalkın çocuklar bir emaya çekelim de sevenlerimiz, sevgili emaya izleyenler bu pandemi günlerinde o kutu gibi evlerinde otururken bizim bu görüntülerimizi görüp iyice çileden çıksınlar. Bana ne çıkarlarsa çıksınlar. Barda geziyoruz. Ne yapayım yani? Sen gidemiyorsun diye ben de mi gitmeyeceğim? Kusura bakmayın. Evet, amcamın oğlunun yazlığından yaptığımız emayeden hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben de tabii ki bu evde oturacak vizyon yok. Ama olan arkadaşlarım var. Her zaman dediğim gibi ben değil ama çevrem iyi. Onun için çevremden birine bugün misafir olduk. Ama o da bize misafir oluyor. Yani bu hafta bir konuğumuz var. Daha da kısa kesebilirdim. Ama bir süredir emaya yapmadığım için iki lafı bir araya getirip de konuşamıyorum. Çok uzattın. Demek ki her şey yolunda. Evet. Sen şimdi geçtin mi öbür parta? Geç buradan öbür parta. Buradan geçemem. Nereden geçersin? Güzel bir yer bırak. Oradan geç. Konuğumuz kim mi? Vay 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 vay. Ya böyle bir şey olamaz. Yani maşallah Yunan heykeli gibi. Bak ekşi sözlükte adama diyorlar ki abi o çene ne ya? Ben yıllarca onun yanında gezdim ki kızlar bana da baksın diye. Bakmadılar. Olsun. Bir yerden sonra bari o bana baksın diye. Gözün mü var ya? Nedir ya? Anlamadık. Beni de böyle anlatmayacaksan gelmeyeceğim. Bu duyduğunuz, bu anlattığım değil. O da konu. Bugün MAE'de dumping. O da gelecek. Şimdi ben bu anlattığım arkadaşı çağırıyorum. Efendim çok tatlı, çok beyefendi. Benim çok canım kardeşimdir kendisi. Bugün de onlar da misafiriz ve MAE'de konuk oluyor. Burak Sevinç bizlerle birlikte olacak efendim. Buyursunlar. Bana fazla yaklaşma. Tamam. Ben sana soru sorduğumda o tarafa bak konuş. Ben de buraya doğru sorayım. Nefesler. Evet. Hoş geldin Burak'cığım. Bomba hoş gibi görünüyorsun be. Çok sağ ol. Sen de öylesin. Böyle olmuyor. Bu hafta konuğumuz Burak Sevinç. Kendisiyle müzikten oyunculuğa, sahneden sinemaya her şeyi konuşacağız. Hoş geldin. Çok iyiydi ya. Aileni dolduralım mı? Böyle olmasın ya. Bir şey söyleyeceğim ama en güzel emeği olmadı mı bu? Çok güzel emeği olmadı. Çok güzel olmadı. Abi başlayak artık. Bir şekilde başlamamız lazım. Yani çayıydı, kahvesiydi, bilmem nesiydi. Bak oturuyor. Aşkım. Ama biz de burada... Kayıt tarih. Ama çayınız gelmedi daha. Ve Burak Sevinç'in eşi. Ya kameranın önünden geçme. Bunları konuştuk ama bir saatten sonra emeğe çekeceğiz dedik. Hepiniz de tamam dediniz. Hadi Cankuş sen de onu ya. Birden ben size sürpriz yapıp da emeğe geçmiş değilim. Bunu konuştuk. Bir yerde buna başlamamız lazım yani. Yine geçti. Ama nereden geçsin? Ya yani. Lütfen geç dedi. Ben dedim. Ha. Başlayalım. Sevgili emeği severler. Haftalardır Burak Sevinç gelecek, Burak Sevinç gelecek demiyorduk. Dolayısıyla siz de hiç soru göndermediniz. Biz kendi hazırladık soruları. Onları soracağız hepsini Burak Sevinç'e. Ama öncelikle ben size biraz o gördüğünüz değil de gerçek Burak Sevinç'ten bahsetmek istiyorum. Kendisi benim çok yakinen dostumdur. Çok tatlı bir çocuktur. İyi bir aktördür. Evet yakışıklıdır. Evet çenesi çok fenadır. Ama çenemde ne var? Ama size bugün biraz gerçek Burak Sevinç'ten bahsedeceğim. Hatta kendi bahsetsin. Bize biraz kendinden bahseder misin? Yok, mesela sen bahset. Dalgıçlık yapıyorsun. Evet. Yaptığın... Dalgıçlık yapmak nedir ya? Ne denir ki? Dalgıç mı? Dalgıçsın ya da dalıcısın diye. Sevgili Burak Sevinç. Hepimizin de bildiği gibi dalıcısın. Dalıcısın olmadı abi. Emin miyiz bundan? Dalgıçsın. Sanki bu değil ya. Bröveli dalgıçsın. Bröveli dalgıçsın sen. Evet. Tamam. Bu çenesi yetmezmiş gibi bir de dalıyor. Hep suyun altında kalmak istersin galiba. Keşke öyle bir fırsatım olsa. Kardeş neden suyun altında çay demlemeye çalışıyorsun? 6 metrede sanırım bir de çadır gibi bir şey kurmuşsunuz. Evet çadır da var. Orada bir de çay demleniyor. Güya. Burada tam olarak ne anlatmak istediniz? Su altı turizmine daha fazla insan çekebilmek adına dalış eğitimi veren hocalarımızla beraber aslında bir PR çalışmasıydı. Anladım. O. Dalgıçlığa daha çok insanları özendirmek için. Çünkü aşağıya dalmayan bilmiyor. Çoğu insan korkuyor bundan. Aslında hiçbir korkusunun olmaması gerektiğini göstermek için böyle bir PR çalışması yaptık diyebiliriz. Bir de yine dalmışsın. Çok özür dilerim lafını böleceğim. Bu
kağıt niye böyle mesela duruyor? Ben soruların diğerlerini görmeyeyim diye. Şu anda duyduğun hiçbir şey yok. Oğlum nerede yazdığına bakmadım zaten. Bunu böyle tutmana gerek yok. Bakmayacağım. Rahat ol. Anıl arkadaş dedi ki, ben dedi bunları hep görüyorum dedi. O niyeyse sınava girmiş gibi davrandı. Yok oraya bakmıyorum da okumak gibi tamam. Niyetim de yok. Yani. Ya bunu bu cevaplamaya hani... çalışırken bir sonraki soruyu ne yapayım ben? Bunlar soru değil Burakcığım. Bunlar sohbet. Gerginliğimi mazur gör. O zaman... çocuğu, rahatlat çocuğu. Rahatlatayım. Evet. Senin rahatlaman için... Dilemeye severler. Umarım siz bu satırları okurken biz programa başlayabilmişizdir. Başladıysak oh çok şükür ya Rabbi. Burakcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Sen müzisyensin bir de oyunculuk yapıyorsun he mi? Vallahi öyleyim. Çok güzel eline sağlık. Ben de çok Allah beğeniyorum. Razı olsun. Ekşi Sözlük'te demişler ki senin için çok yakışıklı. Hele o çenesi yok mu? Diyeceğim bir şey var mı buna? Yok ben çeneni normalde beğenmem çünkü. Gördüğünüz gibi bütün yakışıklılar gibi o da kendinde kusur arıyor. Hep bunlar böyleler. Ha. Google'da seni en çok arattık. En çok değil evet. Seni arattık en çok çıkan. Ha. Bu daha güzel cümle. Bence bunu evet. Seversin. Seni arattık en çok çıkan eşi demişler. Eşim de zaten geçti biraz önce. Evet. Adem arattılar neden görünmesin? Yani. Peki Burakcığım. Soruma başlıyorum. Bu soru için öncelikle Merve'ye teşekkür ediyoruz. Bu yıl başına gelen en iyi şey ne? Nereden aklına gelir değil mi bu soru bu yıl için? Merve 3 gündür bunu düşündü. Merve'ye özellikle teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğu için. İyi ki varsın ama. Merve. Ben çaldım bu soruları. Onu da düşünmemiş çalmış. Bu yıl başıma gelen en güzel şey İzmir'in Kızları oldu. Biliyorsun müzikal yaptı. 2,5 aylık bir süreçte böyle bir müzikalin çıkması benim için de çok ilginçti. Ki benim ilk İtalyan sahnede tiyatro deneyimim ve Sezen Aksu şarkılarından bir şey ortaya koymaya çalıştık. Benim için çok acayip bir tecrübeydi. Çok güzel bir tecrübeydi. Oynuyorsun, şarkı söylüyorsun. Oynuyoruz ve şarkı söylüyoruz ve dans ediyoruz. Dans edemem demiştin bir röportajında. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Koreografik hareketler olduğu zaman dans edebiliyormuşum. He, normalde beni bıraksan bir, dans edemem. Anladım. He, evet. Kendimi salayım da şu bahçede bir döneyim. O yok. Yok. Ama yok, beni disipline hani edersen. Bir müzik açayım da ben evde şöyle bir eller havaya yapayım durumum yok. Öyle tanıdığım biri var mı bir müzik açayım da eller havaya yapayım? Eşim her daim kapı gıcırtısına. Annem de öyle çünkü. Bu insanlara evet. Ben gıptayla bakıyorum. Ben bu insanları de. Nerede olsa ben mutlu de. Olur. Bak ben sen de. Ben olamayız bunlar. Ki ben düşün müzisyenim yani. Ama oynama kısmı bende yok. Bende de kapı gıcırtısına konuşma var. Merve'nin tabiriyle. Yani Merve? Erve'nin tabiriyle. Sana yapılan en büyük sürpriz ne? Çok istediğim bir enstrüman vardı. Doğum günümde Şirin onu hediye almış. Gerçekten büyük sürpriz oldu bana. Bas gitar mı? Hayır cello. Sanırsın çalacağım. Bence hepsini de çalıyor sevgili seyirciler. Yok, oturuyor canım, onu da çalıyor. Çalmaya çok yetenekli çocuk. Çalmaya çalışıyorum. Dur azıcık öveyim. Estağfurullah. Sevgili seyirciler bu adam gerçekten samimi, sevgili, saygılı. Evet, ya istersin böyle birini hayatında. Fakat herkesin bir eksik tarafı, bir amiyane tabirle defosu var. Bunu benim gibiler dinliyorsa onlar için söylüyorum. Şimdi rahatlayacaksınız. Onda da sıkıntı var. Rahat olun. Öyle muhteşem biri yok yani. Mesela konsol oyunları. 4 kişi otururuz evde. Hepsi de ünlü çocuklar. Ama nasıl ünlü? Evin içi baya böyle müze gibi. Yunan heykelinden geçilmiyor. Tamam mı? Yaz oldu mu bir de bunlar atletle geziyor. Düşün yani. Müthiş bir duygu. Ben niye bana müthiş duygusal? Neyse konsol oyunu oynuyor. Abi 4 tane kol var. Benimki çalışıyor. Onunki çalışıyor. Onunki çalışıyor. Burak arkadaşınki çalışmıyor. Giriyor ayarlarını yapıyor. Tekrar düzeltiyor. Tekrar çalışmıyor. Çalışmıyor. Bağırıp çağırıyor evin içinde. Fakat ondan bir önce de o kolla ben oynamışım. Çalışıyor yani. Hep büyük onun istediği pas gitmiyor. Onun istediği şut olmuyor. Ama ayakkabı, her şeyi doğru yapıyor. Ayakkabısında, yani. Topta ve zeminde mutlaka hata var. Evet abi. Ama yeteneğinde yok. Yeteneğinde yok yani. Kabul etmem. Biraz seni benim gibiler için. Çok çok Burakcığım buna ihtiyacımız vardı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ayrıca ama beni gidip, geçebilen var mıydı? Kusura bakma da. Yok. Ha, yeteneksiz haklısın. Falan deme. Ama gidip tamam, sinirden ayağını duvara vurduğunda oluyor. Evet. Senin birine yaptığın en büyük sürpriz ne? En büyük ve en güzel sürpriz bence evlenme teklifiydi diye düşünüyorum. Çünkü Şirin beklemiyor öyle bir şey. Şirin, hiç beklemediği. Ben çok bekledim. Çok teşekkür ederim. O gün beklemiyordu anlamında evet, söylemiştim. Yoksa yıllarca bekledi. Evet beklettik. Burakcığım bu böyle bir şey. Şu kameranın önüne geçtin mi evet. Benim canımın içi dediğin el oluyor ana. Instagram'dan sana gelen bize burada anlatabileceğin en ilginç DM'den mesaj nedir? DM'lere hiç bakmam ben. Bir doğru cümle... düzgün bir soru sorayım dedim. Şu sorulardan seni kurtarayım dedim. Durumumuz bu. Al sana soruyorum. Abi, ben bu çok güzel cevap veriyorum tamam işte. Tamam aşkım. Tamam bebeğim. Leventciğim. Aynen. Ne sıklıkta yemek yaparsın? Ne sıklıkta? Eskiden gerçekten sık yapardım. Şu romantik komedilerdeki gibi önlüğünü takıp falan böyle umlar burana gelmiş falan. Sadece önlük değil. Romantik komedilerde o saçlar düzgün görünsün diye o yakışıklı çocuklarda şapka takım. Ben bildiğin aşçı şapkası bile takmıştım var. Yani önlük ve şapkası. Hatta eldiveniyle beraber. Ben onları takıp da çok güzel poğaçalar, kekler falan yapmıştım. Önlüğün altında bir şey giyiyorsun değil mi?
cevaplamak isteniyor şu an. Arkadaşlar, evet kendisi Yunan heykeli gibi olabilir. Çok yakışıklı, çenesi muazzam olabilir. Ama ben burada kardeşimi seks objesi olarak kullandırma. Lütfen. Böyle olmaz. Yani ben burada Burak Sevinç üzerine bir atlet giysin gelsin. Un döksün orasına. Bunu yapacak insanlar değiliz biz yani. Sen istiyorsan? Hayır. Tamam. En sevdiğin yemek ne? Ölüyoruz hepimiz bütün MA seyircileri bu sorunun cevabı için. Merveciğim sormuş madem, yanıtlayayım o zaman. Karnıyarık hastası ben. Oh be! Ölümünü de öğrendik yani, oh be! Ölüm, tamam. Karnıyarığa ölür. Yanını almadan evden çıkamayacağın 3 şey. Para, evin anahtarı. Maske. Bir de masken. Ha, yaşa. Şu an herkesin takip etmesi gereken kişi. Ben. En sevdiğin hobin? Dalış yapmak. Adeta bir Şahika Ercümen gibi. Değil tabii ki. Çünkü Şahika serbest dalıyor. Siz? Ben de seni gömeyim dedim. Tüplü canım dalıyor. Benim. Evet, tüplü dalıyorum ben. Tüplü olmasa nasıl çay demleyeceksin? Haklısın. Birbirinizi sevmiyorsanız yapmayalım programı. Yok, biz çok seviyoruz da. Niye bir gergin? Ben de bir açılmaya başladım. O gerginliğimi attım ya. Laf soktum ama ne oldu mu? Bana çok geçmedi. Ya da ben yüzsüzüm. Bilmiyorum yani. Bayağı yüzsüz. Instagram'da. Do you know Instagram? Yes. Okay. Yes, I know. Hey, yeah. Yeah. Come on. Absolutely. Okay. Instagram'da çok takipçim yok ya. Arada böyle tanımadığım birileri seni gönderdi, etiketledi. Ulan bir hoşuma gidiyor. Bakıyorum falan böyle. Kimdir, nedir diye. Ne yapıyorsunuz? Program yapıyorsun. Ne program? MA'ya. Nerede yayınladın? YouTube'da. Kaç izleniyor? 500, 400 var. Az. Yaz beni haftaya. 50 bin yaparız. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten 500 bin diyorum. He. Benim ne işim var burada? Sana kaç lazım? Ne bileyim mi? Beni de artırayım demiş abi. Yani benden daha geri gidemezsin herhalde. Onu sen nereden geldin? Hayırdır İsmail? Yaz madem. Tamam, haftaya gelsin madem. 50 bin 50 bin abi, az mı? Burak kaç yapacak bize? 50 binde Burak. 50 binde Burak desen. Ya Allah kerim. Bereket versin abi. Eyvallah. Böyle 3 iş olsam. Yolunu buluyor. Öyle. Arkadaş yoluyla yolunu böyle böyle buluyor. Yolumuzu bulacağız. Abi canım. Sen canım haftaya gireceksin. Kardeş bizimki bitecek ya. Yazdın beni haftaya. Yazdım abi, tamam. Kesin mi? Kesin. Programı boşaltacağım. Abi cuma 10-11'e yazayım mı seni? Akşam. Halı sahamıyım oğlum ben. Sen değilsin de ben halı sahamıyım yani. Yazdım işte, tamam. 50 bin yapacağım, 50 bin yapamam ya. Allah Allah. Yapar ama. Yapar bence de. Ne de olsa Kuzey Yıldızı yani. Bir Volkan Konak. Dediğim gibi ben değil de çevrem iyi. Çevremdeki iyilerden birinin katıldığı Burak Sevinç'le olan MA'nin sonuna geldik. Neden derseniz oğlan giriyor çıkıyor. Oğlan giriyor çıkıyor. Giren çıkanım. Ben geçiyordum oradan. Kusura bakmayın. Bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki haftaya da Hande lütfen. Rakam vermedi ama. Hayırlı işler. Aha. Kesin bir sonraki haftaya. Uzun bir ara vermiştik. Geri dönüşümüz muhteşem olacak demiş miydik bilmiyorum. Zaten oldu mu onu da bilmiyorum. Dolayısıyla yani hiçbir sözümüzü yemişlik yapmadık şu anda. MA'nin bu haftada sonuna geldik. Hadi şimdi gidin haftaya ya da biz bir dahakini eklediğimizde oradan bildirimini açarsan ne zaman koyduğumuzu görürsün. Bir dahakini eklediğimizde gelirsin efendi gibi izlersin. Teşekkürler ben sevgili dostum Burak Sevinç. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ben asıl sana teşekkür ederim. Merve'ye teşekkür ederim. Onur'a teşekkür ederim. Şirin Kılavuz Sevinç'e, Hande Soral'a, İsmail Demirci'ye ekstra teşekkür ederim. Kapatamıyoruz programı, farkındasınız değil mi? Evet. Acaba haftaya Merve'yle ikimiz mi geçsek arkadan? Bu iki arkadaşın devamlı bu türlü girişimleri oluyor. Benim bu işi yapamadığımı, kendilerinin daha iyi yapacağını düşünüyorlar. Sanmıyorum. Keşke, çok isterim. Ayrı olay. Vallahi sanmıyorum. Yemin ediyorum çok zor iş. Bunu bak ciddi ciddi anlatayım. Dur. Öleceksen. Çok zor iş yapıyorsun. Yani bizim kamera önünde yaptığımız oyunculuğun haricinde durum çünkü bu. Bu kadar zor olduğunu gerçekten bilmiyordum. İnsanlar bunu sadece kurguya girip de kırpılmış halini biliyorlar. Bizim sette çalıştığımız kadar bayağı neredeyse uzun bir hazırlığı var. O yüzden ben teşekkür ederim. Muhteşem bir hazırlık, muhteşem bir tecrübe benim için. Bizim ekstra için bir de deneyim vallahi oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi büyük keyifti. Bilmukabele. Hadi kapat. Hadi iyi günler. Konuşuruz. Hepinize sevgiler, dostluklar, muhabbetler. We'll be right back.